Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana dans bolca danssiz deyin kanda Bu da sana ders, sana ders Gençler merhabalar ben Adem Hoca'nız. Bugün mutlak derdi öğretici test 2 çözeceğiz arkadaşlar. birin soruyla başlayalım. Evet arkadaşlar sorumuz A sıfırdan küçük B'de sıfırdan büyük olmak üzere. Aşağıda verilen bu mutlak değerli topluma çıkartmalı ifadenin sonucu kime eşittir? Şimdi arkadaşlar mutlak değerli ifadeler iç içe girmiş. Birazcık isterseniz şunları netleştirelim. Şuradaki mutlak değer en dıştaki mutlak değer. Şimdi Şöyle başlayalım. Şurada bir 2A var arkadaşlar. 2A Şimdi eksi şurada da bir mutlak değer var. İsterseniz şu mutlak değerli ifadenin sonucunu dışarıya çıkartalım arkadaşlar. Bu işlemin sonucu ne olacaktır? A sayısı negatifti. Eksiyle çarpılırsa pozitif olur. B sayısı da pozitif. O zaman bu işlemin sonucu aynen çıkar. Yani burası eksi A artı B olacaktır. Şurayı hallettik ve mutlak değerli ifadeden kurtulduk. Eksi A eksi şurada da yine bir mutlak değerli ifade var. B'nin e değeri pozitif olduğundan burada da dışarıya aynen çıkacak. Oradaki mutlak değerli ifadeden de kurtulduk. Şurada bir mutlak değer ve dışarıda bir mutlak değer çubuğu kalacak. Ben şuradaki ifadeyi düzenlersem şurayı düzenlersem eksi b artı b ile sadeleşti. Yani burada 2a eksi şurada mutlak değer içerisinde eksi 2a ve şurada da bir mutlak değerli ifade var. a'nın değeri negatif olduğundan eksi 2 ile çarptığınız zaman buranın değeri pozitiftir. O yüzden burası aynen çıkacak. Yani 2a Önünde de eksi olduğundan çarpılırsa burası 2A olur. En son mutlak değer 4A'yı bulduk. A'nın değeri negatif olduğundan 4 ile çarpılırsa burası da negatiftir. O zaman biz bunu bir eksiyle daha çarparak dışarıya çıkartacağız. Yani burası eksi 4A'ya eşit. Sonucumuz denizli seçeneği olacak. Evet ikinci sorumuz arkadaşlar mutlak değer b sayısı b'nin karesinden büyük a'nın karesi a'dan küçük olduğuna göre 5 tane öncül vermiş bunlardan kaç tanesi daima doğrudur şimdi arkadaşlar bize verilen şu eşitsizlikleri incelersek yani b'nin mutlak değerinin b'nin karesinden büyük olabilmesinin arkadaşlar iki tane aralığı vardır. Yani B sayısı R er, eksi 1 ile 0 arasındaki sayılar bu eşitsizliği sağlar. Örnek olarak eksi 1 bölü 2 alabilirsiniz arkadaşlar. Veya B sayısının sıfırdan büyük birden küçük olması durumunda bu geçerli olacaktır arkadaşlar. O zaman eksi 1 ile 0 ya da 0 ile 1 arasındaki sayılar. Gelelim A'nın karesinin A'dan küçük olmasının arkadaşlar tek şartı var. A sayısının sıfırla bir arasında bir sayı olması gerekir. A sayısı da sıfırla bir arasında bir sayı. O zaman öncülleri incelersek arkadaşlar. Öncülleri incelersek hangisi daima doğrudur? Şimdi A ile B'nin çarpımı sıfırdan küçüktür demiş. Ben 5. öncülden başladım. A'nın değeri pozitifti arkadaşlar. B'nin değeri pozitifte de olabilir, negatif de olabilir arkadaşlar. O zaman çarpımın sonucu artı da gelebilir, eksi de gelebilir. O yüzden burası yanlış olacaktır. Yani 5. öncül yanlış. A'nın işareti yine 0 ile 1 arasında olduğundan dolayı bunun işareti artı. B'nin ben yine işaretini bilmiyorum. B bazen artı bazen eksi olabilir arkadaşlar. Çünkü aralık hem negatif hem pozitif. O yüzden sonuç sıfırdan büyük ya da küçük yine değişkenlik gösteriyor. O yüzden dördüncü öncülümüz de doğru olmayacaktır. A çarpı B sıfırdan büyüktür diyor. Yine A'nın işareti belli ama B'nin işareti belli olmadığından Üçüncü öncülümüz de yanlış. A ile B'nin toplamı sıfırdan büyüktür diyor. Arkadaşlar burada da A ile B yine e, tam olarak karar veremeyeceğimiz sayılar büyüklük, küçüklük ilişkisi ve negatif pozitiflik durumu her zaman e, olmayabilir. Bu ikinci öncülümüz de yanlış olacak. Yine aynı şekilde bu iki sayının toplamının sıfırdan küçük olup olmayacağıyla ilgili de yine ee, arkadaşlar beynin bir e, iki tane durumu olduğundan dolayı negatif ve pozitif bu da her zaman sıfırdan küçük olmayabilir arkadaşlar. Yani şu birinci öncüde mesela şöyle düşünün. A'nın sürekli bütün işlemleri artıdır. Sıfırla bir arasında olduğundan dolayı. Mesela ben B sayısını sıfırla bir arasında düşünürsem bu da artı olacaktır. Artı ile artıyı topladığınız zaman sıfırdan küçük olmayabilir. O zaman arkadaşlar bu öncüleri incelediğimiz zaman hiçbir öncül doğru değildir. O zaman doğru cevabımız arkadaşlar Edirne seçeneği olacak. Evet diğer sorumuz arkadaşlar. Y kare sayısı eksi y'den küçük. X çarpı mutlak değer y büyüktür. Y çarpı mutlak değer x. Bu eşitsizlikleri sağlayan x, y gerçel sayıları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi yine şu bize verilen bilgileri kullanırsak. Bir sayının karesi eksi y'den küçükse arkadaşlar o sayı eksi 1 ile 0 arasındaki sayılardır. Karesi her zaman kesinlikle Eksi y'den yani kendisinin eksilisinden her zaman küçük olur. Peki o zaman ben y'nin kesinlikle bu aralıkta olduğunu bildiğim için negatif olduğunu söyleyebilirim. Şimdi mutlak değerden şu y sayısı negatif olduğunu bildiğim için dışarıya eksiyle çarpılarak çıkacak. Yani burası x çarpı eksi y olacak. O da büyüktür. Y çarpı mutlak değer x. Şimdi ben y sayısının Negatif olduğunu biliyordum. Eksi y'nin de pozitif sayı olduğunu biliyorum. O zaman ben eşitsizliğin her iki tarafını pozitif sayı olan eksi y sayısına böldüğüm zaman eşitsizlik yön değiştirmeyecektir. Bunlar birbirini götürdü. X büyüktür y ile eksi y sadeleşirse burası eksi olur. Bu da mutlak x'ten büyük olacak. Şimdi arkadaşlar bir sayının kendisi mutlak değerin eksilisinden büyükse arkadaşlar bu sayılar sıfırdan büyük olan sayılardır. Sıfırdan büyük olan sayılar olacak. O zaman kesinlikle arkadaşlar Yaptığımız bu işlemlerden sonra doğru seçeneğimiz kesinlikle y sayısının aralığını bulduk eksi 1 ile 0 aralığında olduğunu tespit ettik x'in de 0'dan büyük olduğunu bildiğimiz için bu da Bursa seçeneğinde mevcuttur arkadaşlar doğru seçenek o yüzden Bursa seçeneği. Ders sorumuz arkadaşlar. X ve y sıfırdan farklı birer gerçel sayıdır. Mutlak x eksi x diye çıkmış, mutlak değer eksi y sayısı da y sayısı diye çıkmış. Aşağıdaki işlemlerin toplamının sonucu kime eşittir diye soruyor. Şimdi şuradan başlayalım. Mutlak değerli bir ifadenin içerisindeki sayı eksi ile çarpılarak çıktığına göre, o zaman bu x sayısı, sıfırdan küçük olan sayılar olacaktır arkadaşlar. Negatif sayı varsa içerideki ifade eksiyle çarpılarak dışarıya çıkar. Şimdi ikinci ifadede mutlak değer eksi y dışarıya eksiyle çarpılarak yani y olarak çıktıysa bu sefer eksi y sayısının kesinlikle sıfırdan küçük olduğunu söyleyebiliriz. Eksi y sıfırdan küçükse ben bunu eksiyle çarparsam Burası y olur. Yön değişir. Sıfırdan büyük olacaktır. Yani y değeri sıfırdan büyük. X değeri sıfırdan küçüktür. O zaman x eksi y arkadaşlar şöyle düşünün. X sıfırdan küçük. Y sayısı da sıfırdan büyük. O zaman x sayısı kesinlikle y sayısından küçük. X eksi y'yi araştırdığımızda x eksi y'nin değeri de sıfırdan küçük olacaktır. O zaman şu ifade negatif bir sayı. Eksi ile çarpılarak dışarıya çıkacak. Eksi x artı y olacak. Y eksi x'e gelirsek arkadaşlar. Şimdi x sayısı y sayısından küçüktü. O zaman bu sefer x'i karşı yatarsak. Y eksi x sayısı sıfırdan büyük. O zaman burası pozitif. Aynen çıkartıyoruz. Artı 2x'e toplayacağız düzenlersek arkadaşlar eksi x eksi x eksi 2 x eder artı 2 x e birbirini götürdü. Y'lerin toplamı da sonucu 2y yapacaktır. Yani doğru seçeneğimiz arkadaşlar Edirne seçeneği olacak. Bir fonksiyon vermiş bu sorumuzda. Mutlak değer x eksi 1, mutlak değer x eksi 2, mutlak değer x eksi 3 fonksiyonu veriliyor. M sayısı 2 ile 3 arasında f(m)'nin değeri kime eşittir? Şimdi arkadaşlar f(m) dediği şey şimdi şu fonksiyonda x gördüğümüz yere m yazılmasıyla bulunur. Yani bizim aradığımız f(m) fonksiyonu x yerine m yazarsam burası m-1 burası m-2 burası da m-3 olacak. Şimdi bu içerideki ifadelerin negatif mi pozitif mi olduğunu araştırmamız lazım. Bunu da bize verilen aralıklarla yapacağız arkadaşlar. M-1. Dikkat edin arkadaşlar. Bir sayısı 2'den küçük olduğu için o zaman M sayısı kesinlikle 1'den büyüktür. 2'den bile büyük M sayısı. M-1'i arıyorduk. 1'i karşı yatarsak burası M-1'in 0'dan büyük olduğunu söyler. O zaman burası dışarıya aynen çıkacak. M-1 M-2'ye gelirsek 2 sayısı M'den küçüktü. O zaman 2'yi bu tarafa atarsak M-2 sayısı da yine sıfırdan büyük. Aynen çıkar. Burası M-2 olacak. M-3'e geldiğimiz zaman M sayısı 3'ten küçüktü. 3'ü eşitsizliğin bu tarafına attığım zaman M-3 sıfırdan küçük. Yani negatif. Eksiyle çarparak çıkartacağım eksi m artı 3 olacak. En son düzenlerse artı m eksi m birbirini götürür. Eksi 1 eksi 2 eksi 3 eder. Artı 3 ile birbirini yok etti. Yani sadece m değeri kalacak. Doğru seçeneğimiz arkadaşlar. Adı ne olacak? A kare sayısı a'dan küçük. A çarpı b de b'den büyük olmak üzere aşağıdaki toplama çıkartma işleminin en sade hali nedir diye sormuş arkadaşlar mutlak değerli ifadelerde. Şimdi bizim belli başlı arkadaşlar eşitsizliklerimiz var. Onlardan bir tanesi de bir sayının karesinin kendisinden küçük olması. Bu eşitsizliği sağlayan arkadaşlar a değerleri 0 ile 1 arasındaki sayılardır. O yüzden a'nın aralığını tespit ettik. Şimdi şu A çarpı B değeri B'den büyükse şimdi ben şu B'yi eşitsizliğin sol tarafına atarsam burası A çarpı B eksi B sıfırdan büyük olacak. Ortak çarpan B parantezine alırsam burası da A eksi 1 büyüktür. Sıfırı elde ederiz. Dikkat ederseniz arkadaşlar ben az önceki eşitsizlikte A sayısının 0 ile 1 arasında olduğunu bulmuştum ya. Yani A sayısı birden küçük. O yüzden ben bir, bu 1'i eşitsiz, eşitsizliğin sol tarafına atarsam A-1 sayısı 0'dan küçük. Yani negatif bir sayı olacak. O yüzden şu eşitsizlikte A-1 sayısı negatif sayı olduğundan dolayı sonucunda pozitif çıktığını bildiğimden dolayı o zaman kesinlikle şu B sayısı negatif bir sayı olacaktır. B sayısı negatif. Yani sıfırdan küçük olan bir sayı. A eksi B. Şimdi şu eşitsizlikleri artık şöyle düzenleyebiliriz. A sayısının ben sıfırla bir arasında olduğunu biliyordum. B sayısı da kesinlikle sıfırdan küçük olan bir sayı. Şu eşitsizliğe göre bunların en sade halini yazacağım. A eksi B arkadaşlar. A'dan B'yi çıkartırsanız pozitif bir sayı olacaktır. Çünkü A sayısı büyük B sayısı küçük. O zaman bu işlemin sonucu pozitif. Aynen dışarıya çıkar. Burası A eksi B olur. Mutlak A'nın değeri A sıfırla bir arasında pozitif olduğundan aynen çıkacaktır. Arta A. B sayısı sıfırdan küçük olduğu için eksi ile çarpılacak. Dışarıya eksi B diye çıkacak eksi a artı 2b. Düzenlersek eksi b eksi b eksi 2b eder. Artı 2b ile birbirini götürdü. Artı a ile eksi a birbirini götürdü. Geriye sadece a değeri kalmış oldu arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz denizli seçeneği olacak. Evet son sorumuz arkadaşlar mutlak a değeri birden küçük olmak üzere mutlak değer a eksi 2 bölü a kare eksi a eksi 2'ye böleceğiz ve onu köklü ifadenin içerisindeki ifade ile çarpacağız. Şimdi yine şu mutlak değerli ifade birden küçükse bu a değerleri arkadaşlar şu bir sayısının yani pozitiflisiyle negatiflisi arasındadır. Yani a değerimiz eksi 1 ile artı 1 arasında bir sayı olacaktır. Şimdi şu a eksi 2 sayısı kesinlikle arkadaşlar şöyle yapabilirsiniz. a 1'den küçükse a sayısı 2'den de küçüktür. 2'yi bu tarafa atarsanız a eksi 2 sayısı 0'dan küçük. Yani negatif bir sayı olacak. Eksiyle çarpılacak. Yani ben burayı eksi parantezinde a eksi 2 şeklinde yazabilirim. Şu ifadeyi de çarpanlarına ayırırsak a'ya a eksi 2'ye artı 1. Bu ifadede a eksi 2 çarpı a artı 1'e dönüşecek. Çarpı köklü ifadeye geldiğimiz zaman bu ifade bir tam kare açılımı a artı 1'in tam karesi. Şimdi şu kare ile köklü ifade birbirini götürecek ama bu mutlak değerden a artı 1 diye çıkacak. Çarpı. Şurada şunlar sadeleşirse burası da eksi 1 bölü a artı 1 olarak bulunur. En son a artı 1 arkadaşlar kökten e, mutlak değerden nasıl çıkacak bunu tespit edelim. Şimdi şurada eksi 1 a sayısından küçüktü. Eksi 1'i karşı yatarsanız a artı 1 sayısı sıfırdan büyük yani pozitif. O zaman şu ifade dışarıya aynen çıktı. A artı birler de birbiriyle sadeleşirse sonuç eksi 1 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz edinme seçeneği. Evet arkadaşlar son sorumuzdu. Bundan sonraki videolarımızda yine mutlak değerle ilgili sorulara devam ediyoruz. Ders izlemeye devam edin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.